Gaziantep'in müftüsü Ahmet Çelik israf konusunda vatandaşları uyardı. İsraf denince akla ekmek dilimleri geliyor ifadesini kullanan Çelik, somut olarak en çok onu görüyoruz çünkü %99.2'si Müslüman olan ülkemizde israf gündemde olmamalı ama maalesef gündemimizde tutuyoruz dedi. Gerçekten önemli bir mevsimin sonuna geldik. Doya doya bir rahmet iklimini yaşıyoruz, soluyoruz. İşte bu mevsimin de en yoğunlaştırılmış bir dönemine girdik. Son haftası, son 10 gün en yoğunlaştırılmış. Çünkü Peygamber Efendimiz son 10 gününde itikafa girerdi. Tabiri caizse tamamen kendisiyle ve Rabbisiyle baş başa kalmayı dilerdi. Bu mübarek günlerin rahmet iklimini doyasıya solumayı, nefeslemeyi isterdi. Aynı zamanda Kadir Gecesi bu son 10 günündedir. İşte 27. gecesi olarak asırlardan beri İslam ülkeleri, Müslümanlar tarafından kutlanır. Tam arefesindeyiz Kadir Gecesi'nin. Bir ömre bedel bir gecedir. Hayrun min elf şehir, bin aydan hayırlı bir gece diye Rabbimizin bize tanıttığı bir gecedir. Evet, yani israf sadece yemede, içmede kaçınılması gereken bir kötü alışkanlık değil. Aynı zamanda insanın bütün işlerinde, zamanı değerlendirmede de israf gündemde olması gereken, bir Müslümanın gündeminde, bir insanın daha doğrusu insanlığın gündeminde olması gereken bir şeydir, kavramdır. Bugün çocuklarımıza temel eğitimde israfı anlatmamız lazım. Tutumluluğu anlatmamız lazım. İktisadı, yani ölçülü yaşamayı, ölçülü harcamayı, ölçülü yemeyi, içmeyi. İşte Ramazan ayı ölçülü yemenin, içmenin şeyidir. Bize terbiyesini öğreten bir aydır. Bir mekteptir diyoruz Ramazan ayını diğer bir ifadeyle. İnsanları manevi iklimde buluşturan bir mektep. Daha çok değerkanlığı, fedakarlığı öğreten bir mektep. Başkasını düşünmeyi öğreten bir mektep. Paylaşmayı öğreten bir mektep. Sağlığı, sıhhati önemseyen bir mektep. Ondan sonra ibadet yoğunluklu yaşamayı öğreten bir mektep. Yedirmeyi, içirmeyi öğreten bir mektep gibi birçok İslami ve insani değerlerin kazanıldığı, örneklendiği, örneklerinin sunulduğu bir mekteptir Ramazan ayı. Bu ayın önemli öğrettiklerinden biri de elimizdeki imkanları ölçülü kullanmaktır.